Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle Bitcoin'de baktığımız zaman aslında dün gelen enflasyon verisiyle birlikte arkadaşlar çok güçlü bir mumla karşı karşıya kaldığımızı görebiliyoruz. Yani hacmine gövdesine baktığımız zaman kırmızı mum gerçekten çok kuvvetli ve hatta son 3 günde gelen yükselişin hepsini içeriye alan güçlü bir ayı mum formasyonu olduğunu söylemek istiyorum. Yani kendinden önceki yeşil mumu yuttuğu için biz buna bearish engulfing mum tarzı diyoruz. Yani yutan ayı mum formasyonu. Ve bu hareketler maalesef düşüşü devam ettirebiliyor arkadaşlar. Örneğin bunun örneğini şurada görebilirsiniz. Kendinden önceki yeşil mumu yutuyor ve düşüşler devam ediyor. Kendinden önceki yeşil mumu yutuyor, gövdesini tam olarak içerisine alıyor ve düşüşlerin devam ettiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin burada da yine örneğini görebilirsiniz. Düşüşler biraz aksasa da yine de düşmeye devam ettiğini görebiliyoruz. Yani burada dikkatli olmamız gerektiğini bizlere söyleyen bir mum tarzı var. Buradaki hareket diyor ki bizlere bir gün belki tepki yükselişi gelebilir veya iki gün. Fakat bu hareket genelde bu mum tarzı genelde düşüşleri biraz daha devam ettiriyor diyor arkadaşlar. Bu yüzden buna ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Ardından burada isterseniz bir indikatörlerimize göz atmadan önce RSI'da da zaten konuştuğumuz önemli bir seviye vardı. Yani 62 seviyesini çok ama çok önemsiyorduk arkadaşlar ve bu 62 seviyesinden Bitcoin defalarca kez ret yemişti. Yani burada görebiliyorsunuz ve geçmişte de baktığımız zaman aslında bu seviyenin üstüne çıkamayalı bayağıdır oluyor arkadaşlar. Yani 29 Mart 2022'den bu yana biz 62 seviyesinin üstüne atamıyoruz. Ve Bitcoin'de aslında bir trend dönüşü için takip edeceğimiz bir diğer seviye de artık burası olacak arkadaşlar. Burada bir kıralım görürsek bu da bizim için önemli bir sinyal olacaktır. Bu yüzden bu yatay direnci silmeyeceğim. Sizlerle birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi aret Sayda 62 seviyesinde kafayı bozmuşuz. Oraya geldiğimizde çok sert tepkiler alabiliyoruz fiyat yeniden aşağı doğru maalesef gelebiliyor arkadaşlar. Bu yüzden burayı da takip edeceğiz ki zaten bunu sizlerle birlikte konuşmuştuk arkadaşlar. Yine aynı zamanda burada direkt olarak King Decatur açısından da önemli dirençlere geldiğimizden bahsetmiştim. Günlük bazda hala trende döndüremediğimizden evet 4 saatlikte döndürmüştük. 4 saatlikte isterseniz bir bakalım arkadaşlar. 4 saatlikte mesela direkt olarak bir alt sinyalimiz gelmişti. Burada indikatörümüz açık. Alt sinyalimiz geldikten sonra burada 23 doğru zaten bir hareket yaptık. Fakat şu an yeniden geri döndüğümüzü görebiliyoruz. Ve şu an aslında indikatörün retest konumlarında duruyoruz. Buradan tepki almamız gerekir mi derseniz şu anda hala 4 saatlik bazda destek konumlarında duruyoruz. Yani bu da hangi seviyelere denk geliyor derseniz dün zaten Twitter'dan paylaştım. 19.500-20.500 aralığında güçlü bir yatay desteğimiz söz konusu. Fakat daha güvenli bir destek arıyorsak bu seviye ne olacaktır derseniz bunu hemen kapatıyorum. Yine bizim arkadaşlar biliyorsunuz SMA Ribbon'daki yeşil bant olacaktır. Bu yeşil bant bizim için çok önemli. Çünkü Bitcoin'e baktığımız zaman geçmişinde arkadaşlar buraya doğru bir geri çekilme yapıyor. Ve buradan tepki alıyor mesela korona çöküşünde. Yine Bitcoin burada direkt olarak 17.000'de dip yapıyor arkadaşlar. Buradan tepki alıyor 24.000-25.000'leri. Yine buraya geldik yine güzel bir tepki aldık ve yine burası bizim için önemli bir destek ve oyun planımız yine aynı şekilde olacaktır. Yani biz 18.000 kırılmadığı sürece bu bölgenin altında güçlü bir kapanış gelmediği sürece yeni bir dip arayışına girmeyeceğiz arkadaşlar. Yani bu yeşil kırıldığı zaman konuşacağım seviyeler belli zaten. Biliyorsunuz Fibonacci aracımız 11-17 aralığını belirlemiştik yine MVR ve Z-Score açısından. Sizlerle birlikte detaylı inceleriz o alt bandın geldiği lokasyonlar vesaire bakarız. Fakat şu anda yeni dip araçlarına girmeyeceğiz. Güçlü desteğimiz yine 18 binlerde, güçlü direncimiz 23 binlerde devam ediyor arkadaşlar. Bu iki seviyenin kırılımı aslında market açısından bu yataylıktan bizi kurtaracaktır. Biraz yatay süreç görebiliriz bu sürede. Fakat dediğim gibi henüz daha 18'i kırmadık ve yine buraya doğru gelirse yine değerlendirme fırsatı yakalayabiliriz aslında. Güçlü desteğimiz oralar olacaktır. Daha erken işleme girmek isteyen varsa 19.500-20.500 aralığı bizim desteğimizdir. Orası yani 19.500'ün kırılması ile birlikte stop olunabilir. Veya da bu bölge beklenilip 18.000 kırıldığı zaman stop olunmak çok daha iyi olacaktır. Bunları söyleyebilirim arkadaşlar. Günlük bazda yine İşim oku bulutuna baktığımız zaman da aslında bakın İşim oku bulutuna doğru da bir temas yapıyoruz arkadaşlar. Burada mesela İşimoku'nun alt bandını atıyoruz. Ardından burada üste doğru hareketleniyoruz. Bakın üst band bize direnç rolü üstleniyor ve oradan geri dönüyoruz. Ve İşimoku bulutu hala satla devam ettiğini maalesef söylemek istiyorum. Hacimli bölgelerimize baktığımız zaman onların da yine bakın 19.500'den hatta 19.400'den sonrası hacimsiz bölge olarak gözümüze çarpıyor. Yani desteği 19.400'e kadar söyleyebiliriz. Şu anda hacimli bölgeye tekrardan döndük. Ve tepki almaya çalıştığımızı sizler de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat söylediğim üzere 19.406 kapanışlarda dikkatli olmakta fayda var. Şu anda destek almaya çalışsak da 19.400 altında aslında direkt olarak o yeşil banda doğru hızlı bir hareket görebiliriz. Yani yeniden 18.000'ler gelebilir. Ardından istüren stopa baktığımız zaman da bunun da bakın geldiği seviyeler yine aynı. 19.400-19.300 seviyeleri bu yüzden Buraları e, takip edebiliriz. Buradan e, tepki alabileceğini söyleyebiliriz aslında. Golden Dead Cross açısından baktığımız zaman MA50'yi bakın burada kazanmış gibi yaptık. Ardından aşağı doğru geldi. Yani burada direkt MA50'ye göre işleme girenler de maalesef tuzağa geldi arkadaşlar. Aşağı doğru sert bir şekilde vurdular. E, yine King Decatur açısından zaten noktasal tespitimizi aldık. Ki zaten buradan short açacağımı da Twitter üzerinden paylaşmıştım. Twitter'da da güvendiğim pozisyonları paylaşıyorum oradan e, takip edebilirsiniz. Ardından bir diğer grafiğimize geçiş yapalım arkadaşlar. Yine burada zaten baktığımız zaman şunu görebiliyoruz. E, direkt olarak kanalın retest konumlarının 23 23000'lere doğru geldiğinden bahsetmiştim. Ve ardından burada ise arkadaşlar yine red yediğimizi görebiliyoruz. Ve yeniden aslında buradaki momentumu kırmızıya çevirmek üzereyiz. Bakalım bunu da dikkatle takip edeceğiz. Buradaki geri çekilmenin aslında direkt olarak devam edip etmeyeceğini buradan anlayabiliriz. Yine bunu konuşacağız. Ardından dün gelen hareketi sizlere göstermek istiyorum. Hacim bakımından yani şu mumla hemen hemen eşdeğer bir hacim olduğunu görebiliyoruz. Yani sıkıntılı bir mum tarzı dediğim gibi hacimli bir mum tarzı olması bizi biraz kötü etkiledi. Sonrasında burada baktığımız zaman DXE tarafında ise arkadaşlar şunu görebiliyoruz. Zaten DXE'de de aslında tam trend desteğine doğru gelmiştik. Bakın bu beyaz banda doğru gelmiştik. Ve oradan tepki aldığımızı görebiliyorsunuz. Buraya doğru bir geri çekeme yaptık. Ve tam buradan yukarıya doğru hareketlenmeye çalışıyoruz. DXY açısından güçlü desteğimiz 106.5. Burası kırılmadığı sürece bu pozitifte kalmaya ve bize bela olmaya maalesef devam edecek arkadaşlar. Çünkü hareket tarzı hala yeşil. Ve yeşil trendinden hala kopmadığını görebiliyorsunuz. Bu yüzden buraya da ekstra dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ardından burada baktığımız zaman MACD haftalıkta hala kendini koruyor ve burada da yine dıştan gelen trendin ve birçok direnç alanının geldiği noktadan red yediğimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Kısa vadede 19.420-1400 aralığı bizim için önemli olacaktır. Bu aralıktan bakalım tepki alabilecek miyiz? Bu aralığı dikkatle takip edeceğiz. Günlük bazda trend 23.000'in alınmasıyla dönecektir. Ardından burada likidasyon durumuna baktığımız zaman 273 milyon dolar long içeriye alınmış. Bunun yanında 88 milyon dolar short içeriye alındığını görebiliyoruz. Yani dün bayağı aslında longlar e, ezildi maalesef. Ve şu an ise hemen hemen aynı giden bir tablo ile karşı karşıyayız. Funding rate tarafına baktığımız zaman aslında dün arkadaşlar burada long oranının fazla olduğunu kümelenmelerin olduğunu ve bu kümelenmelerin olduğu zaman şöyle bir geri çekilmenin gelebileceğinden yine bahsetmiştim. Ve şu an Fannie Grade tarafına shortlar el atmış arkadaşlar. Yani yeniden shortlar üstünlüğü ele almış. Bunu görmek güzel. En azından içeride shortlar olsun. Sonrasında burada enflasyon oranı geldi. 8.5'ten 8.3'e doğru düştü. Aslında baktığınız zaman yine enflasyon düşmeyi başardı arkadaşlar. Peki neden böyle bir ters tepki geldi derseniz Fikir Birliği 8.1 bekliyordu ve burada beklentilerin üstünde gelmesiyle birlikte aslında ABD'yi daha şahin bir bakış açısı bekleyebilir. Çünkü burada da görebiliyorsunuz. Yani 8.5'ten 8.3'e doğru düşmüştü. Yeni bir atak gelebilir mi? Ve şu anda ABD'nin korkulu rüyası enflasyon. Yani tamamen bunu düşürmeye Jerome Powell'ın hedefi bu arkadaşlar. Tamamen enflasyonu düşürmeye yönelik hareketler yapmaya çalışıyorlar ve burada faiz oranlarına baktığımız zaman da Biliyorsunuz biz şu an 75'i fiyatlıyoruz ve piyasanın genel beklentisi düne kadar 75-50 bas puan yönündeydi. Fakat dün gelen enflasyon verisiyle birlikte 100 bas puanlar şu an konuşulmaya başladı ve zaten de piyasanın tepkisi DXY'nin sert yukarıya atak yapması, Nasdaq'ın geri çekilmesi, Bitcoin'in geri çekilmesi, altının geri çekilmesi maalesef bununla paralel arkadaşlar. Bu yüzden aslında ayın 21'inde gelecek olan veri de bizim için önemli olacaktır şu anda 2.5 civarlarında devam ediyor. Ve bakalım ayın 21'inde yani tam bir hafta sonra faiz açıklanacak 75 bas puanı gelecek 100 bas puanı gelecek. Bizim için çok önemli bir dönüş noktası olacaktır. Bunu takip edeceğiz. Ardından burada arkadaşlar Economist Peter Schiff de şunu söylüyor. 8.3'e getirdiler ve %2'yi bekliyorlar. Fakat bunu yapmaları için en az 10 yıl gerek diyor. Şu anda aslında enflasyonun bu kadar Düşebileceğine inanmıyor ekonomist Peter Schiff Ve şunları ilave ediyor arkadaşlar Düşüş beklenenden daha azdı Ve direkt olarak analistler artık agresif oran artışlarını Gelebileceğini söylüyor yani agresif faiz artışlarının gelebileceğini söylüyor Dediğim gibi faiz beklentisi biraz daha maalesef Yükseldi arkadaşlar ardından bir diğer haberimize baktığımız zaman bitcoin'in madencilik zorluğu tüm zamanların En yüksek seviyesine çıkıyor arkadaşlar Miner'ların işi biraz daha zorlaştığını söyleyebiliriz. Şu anda en, yük en yüksek zorlukta mine edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz, biliyorsunuz miner'lar da sıkıntı çekiyordu aslında ve onların da e, direkt olarak satış baskısıyla karşı karşıya kalabiliyorduk ve biraz daha zor üretilebileceklerini şu anda söyleyebiliriz. Bir yıllık kodu dalgasına baktığımız zaman hala aslında güzel bir pik seviyesinde devam ediyor. 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlar alım yapmıyorlardı, hatta satıyorlardı. Peki şu an ne yapıyorlar derseniz Şu an yine küçük bir satış var bunu da söyleyebiliriz Mvr ve z-score yeşil alanda devam ediyor Bakalım e, buradaki evet hareketten sonra kafayı aşağı doğru verdiğini Şu an görebiliyoruz arkadaşlar Mvr ve z-score açısından takip ettiğimiz en önemli lokasyonda Alt band olacaktı 18000'in altında bir bitcoin kapanışıyla birlikte Bunu çok e, dikkatli takip edeceğiz Çünkü geçmiş rallylere baktığımız zaman her rallyde arkadaşlar bu alana e, temas ediyor ve bu alana temas ettikten sonra dip bulunuyor ve yeni rally süreci başlıyor. Bakalım bunu 2023'e mi bırakacak bitcoin yoksa da herkem mi gelecek yine sizlerle birlikte takip edeceğiz. Fear and Greed indekse baktığımız zaman ise şu anda arkadaşlar korku seviyemiz yeniden yükseldi 27 seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı sizleri seviyorum kendinize çok ama çok dikkat edin hoşçakalın görüşmek üzere.